Herkese merhabalar arkadaşlar. 13 Kasım cumartesi yarış programı Ankara yarış tahminleri videosuyla sizlerle birlikteyiz. Ankara'da bizleri 9 koşul bir program bekliyor. İlk yarış 1'de başlayacak. 6 safgan start alacak burada. Şart 5, 4 yukarı Araplar 1400 metre çim pistte boy gösterecekler. Arkadaşlar burada 6 safkan da galibiyete oynayabilecek iyi isimler. Ama en çok onların içerisinde ön plana çıkan safkan burada 2 numaralı Kesva Cangün. Arkadaşlar bu safkan Dilba ile start alacak. 56 kilo gibi güzel bir kiloda 3 yarıştır ikinci oluyor. En son 10 gün evvel start alan safkanın burada rakiplerine kıyasla hem bu pistte hem de bu mesafede en iyi dereceyi elde ettiğini görüyoruz. 1.31.97 ile birlikte bu safkan şu anda en iyi dereceye sahip. Handikap puanı bakımından da zaten kalitesini kanıtlamış safkan olduğu için bu safkanı burada tek geçebiliriz. 2 numaralı Kesva Gün tek diyorum ben arkadaşlar. Zaten birçok kişi size muhtemelen bunu böyle önerir. Bu yarış için herkesin 2 numarayı önereceğini düşünüyorum. Diğer isimlerde başka bir safkan beğendiğiniz isim varsa onu tercih edebilirsiniz ama burayı 2 tek deyip geçebiliriz diye düşünüyorum. İkinci koşu 7 safkan koşacak. E, şart 5 3 yukarı İngilizler 2200 metre Çin pistte koşulacak bir yarış olacak arkadaşlar açıkçası burada bu safkanların içerisinde ilk tercih edeceğimiz isim Özcan Yıldırım'ın bineceği bir numaralı Dombra olacak. Dombra kulaklık ve dil bağıyla start alacak. 60 kiloda binecek Özcan Yıldırım. Dış start tercihli bir isim ama zaten 7 safkan var. 6. kulvardan çıkacak. Start aldığı son 6 yarışında 5-3-2-4-1-2 şeklinde geldi. Son 4 çim yarışında 3-2-1-2 şeklinde gelmiş bulundu. Son koşusunu 16 gün evvel koşan bir numaralı Dombra o yarışında ikinci olmuştu. 1.16.85'lik bir derecesiyle birlikte burada en iyi 3. dereceye sahip olan Safkan. Ee, Tabi pist farkını saymazsak yoksa 4. oluyor. Ama Safkan'ın hazır bulunmasından dolayı şu anda daha net bir isim olduğundan dolayı 1 numaralı Dombra'yı ön planda görüyoruz arkadaşlar. Ee, Tabi diğer isimlerde çok kuvvetli safkanlar var. Es geçiremeyecek isimler ee, bunlar. Dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Özellikle burada 4 numaralı safkan hışman çizeyim Hunting. Kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir isim. Ee, son 6 yarışında da tabela performansı sergiledi. Hepsi çimde olmak üzere 4 tane üçüncülük, bir ikincilik, bir de dördüncülük elde etti. Yani Safkan 2 2.16.02'de bir dereceye de sahip. Bir de biraz daha sürpriz bir öneride bulunayım. 5 ee, numaralı Aybars. Arkadaşlar bu Safkan son koşusunu çimde koştu dördüncü oldu. Daha evvel bu sene henüz daha çim koşmamıştı. 16 gün evvel elde edildi bu e, tabelası. En iyi derecesi de 2, 15, 68 ile beraber rakiplerine kıyasla en iyi konumda olan Safkan, derece bakımından bu pistte bu mesafede elde edilmiş derece açısından. 85 handikap puanı ile birlikte de aslında çok iyi bir Safkan olduğunu da zaten geçmişte kanıtlamış bir isim olduğunu anlayabilirsiniz. Daha evvelki yarışlarında da bir süredir iyi gitmiyor olsa da tekrardan şimdi toparlayabileceğini düşündüğüm bir Safkan, Özellikle Çin pistte tekrardan boy gösterecek olması önemli bir detay ben burada arkadaşlar özellikle bir sıralama vermekten ziyade bu üç safkandan tercih yaptığınız bir kupon olması gerektiğini düşünüyorum. Tabi diğer isimlerde de tercih edilebilecek safkanlar illaki var. 2 numaralı Lucky Foot özellikle ön plana çıkabilecek bir isim. Ama açıkçası burada 1 numaralı Dombra, 5 numaralı Aybars daha önde olacaktır e, ve 4 numaralı Hunting de yine tercih edebilir. Aybars'ı dediğim gibi daha bir sürpriz olarak öneriyorum. Yani garanti at olarak Dombra'yı yazıp arkasına ben bir sürpriz yazacağım diyenler için Aybars düşünülebilir. Ya da 4 numaralı Hunting yazıp iki tane garanti isimle birlikte burada şansınızı arttırabilirsiniz bu şekilde belirtelim. Tabi Dombra tek de geçilebilir. Onu da belirtmekte fayda var arkadaşlar. Üçüncü koşu altı safkanın koşacağı satış 2 2 yaşlı İngilizler 1500 metre kum pistte koşulacak yarış. Arkadaşlar burada e, kum olduğu için öncelikle bir idmanlara bakmakta fayda görüyorum ben. 3 safkanın idmanı girilmiş. Yaban Abad, Son Tren ve Otoritem. Bu safkanların baktığımızda derecelerinin hemen hemen birbirlerine aynı olduğunu, yakın olduğunu, hepsinin kum çalışmış bulunduğunu görüyoruz bu safkanların. Haliyle e, işlerine bakaraktan çok da bir tercih yapılabilecek gibi gözükmüyor. Birbirlerine yakın safkanlar çünkü. Bu durumda bu safkanların formlarına bakmakta fayda var. Arkadaşlar bir numaralı safkan Start aldığı son iki yarışında bir üçüncülük bir beşincilik elde etmiş ve 24 gün aradan sonra tekrardan koşacak olan Strong Racer. Arkadaşlar bu safkan şu anda burada bizim favorimiz olacak. Çünkü en garanti isim o gözüküyor. Diğer isimlerle ilgili hemen ufak bir analiz yapalım. 2 numara 79 gündür koşmuyor. Çok uzun bir aralık. Büyük bir sakatlık süreci olmuş olsa gerek. Bu sebeple bu ismi yazmayacağız. Yani isteyenler tabii ki her atı yazabilirler ama benim önerim değildir 3 ee, numara 91 gündür koşmuyor 3 aylık bir süre çok fazla Yoksa 3 numaralı safkan kesinlikle kaliteyle burada işi çözebilir Best of Fatoş Yine de yazabilirsiniz bu arada Best of Fatoş'u Uzun bir aralık vermiş olmasına rağmen 1 numarayı beğenmeyenler 3 numarayı yazabilirler arkadaşlar 4 ee, numaralı safkan 21 gün evvel start almış ama Çin pistte hiçbir şey yapamamış Kuma bakıyoruz 7.lik var yine bir şey yapamamış olduğunu görüyoruz. 5 numaralı Safkan 35 gün önce koşmuş ve hiçbir şey yapamamış. 4 yarışında sadece bir tane 5. liği var. Ee, öbür Safkan son isim 6 numaralı Otoritem. Onun da zaten 2 yarış koştuğunu ve bir tane 5. lik dışında hiçbir şey yapmadığını gördüğümüzden dolayı arkadaşlar burada bir belki 3 ya da 3 belki 1 şeklinde iki ihtimalli bir kupon öneriyorum sizlere çünkü diğer safkanlar açıkçası çok da böyle gelecekmiş gibi durmuyorlar. Onu belirtmekte fayda var. Dördüncü koşu 10 safkanın start alacağı. Meydan 3 yaşlı Araplar 1600 metre çim pistte koşulacak yarış. Arkadaşlar burada bizim açıkçası ön planda gördüğümüz safkan 3 numaralı isim. Ve de tabi şimdi mineceği Uğurtay olacak. Arkadaşlar bu safkan 3 4 2 şeklinde geliyor. Son 3 yarışında da Çin pistte boy gösterdi. 2 hafta evvel en son ikinci oldu. Orada dönermiştik ama az bir şekilde kaçırmış olduğu galibiyeti 2. ikinci gelerek. burada Uğur Tay tek diyebiliriz. Bir de dikkat edilmesi gereken 10 numaralı Nurgül Can var arkadaşlar. Ayhan Kurşun idaresinde start alacak olan Safkan son 6 yarışında 4 5 3 2 3 3 şeklinde gelmiş. Çin pistte 3 tane tabelası var son altı yarışını gördüğünüz üzere. 1.49.27'lik en iyi derecesiyle birlikte de burada bize güven veren bir safkan konumunda açıkçası. Tabii maiden düzeyi olduğunu, rakiplerinin de derece yapmamış olduğunu bu mesafede düşünürsek yine iyi bir isim olduğunu biliyoruz burada. Bu sebeple arkadaşlar ben Uğurtay 3 numara ve 10 numara Nurgülcan diyorum bu koşu için. Geçiyorum 5. koşuya. 8 Safgan'ın start alacağı handikap 16-3 yukarı İngilizler 1600 metre Çin pistte koşulacak olan yarış. Arkadaşlar e, bir tane daha tek önerisi geliyor. 2 numara King Falcon Ahmet Çelik'in bineceği safkan Son 6 yarışında bir kez tabel dışı kaldı. O da kum pistte. Çim'de 4-2-1-2-4 şeklinde geldi. 21 gün evvel 4. olmuştu. 1.36-49'luk bir derece ile birlikte burada e, çok iyi Güven veren bir safkan olduğunu da bize gösteriyor bu isim. Açıkçası bu safkanı e, es geçmeyeceğimiz, kesinlikle bunun bulunacağı bir kupon olacaktır. Bu atı tek yazmak istemeyenler için e, birazcık sürpriz olabilecek bir isim söyleyeyim. 5 numaralı Zaldır. Dil starta kadar kulaklık ve burun bandı ile getirilecek olan safkan. Baktığımızda son 6 yarışında yalnızca bir kez tabela yapmış, onda ikinci olmuş. Ama en iyi derecesinin 1.36.21 olmasından dolayı bu safkanın bu mesafede çok güzel yarış koşabileceğini düşünüyorum. E, bu 21'i tekrarladığı halde zaten şu anda onu geçebilecek hiçbir safkan yok. Böyle gözüküyor. E, yani e, tabi diğer isimlerden 6 numaralı Buducchi olsun, 8 numaralı Egoist olsun e, veyahut da 4 numaralı sesil Hanım olsun hatta 3 numaralı Team Master tercih edilebilecek safkanlar. Kesinlikle hani yazılamaz diyeceğimiz bir isim değil bunlar. Ama birazcık daha hani tutarlı olmakta fayda varsa eğer o zaman 2 numaralı King Falcon yanına da 5 numaralı Zaldırı sürpriz olarak yazarsak olacaktır burası. Ama tabii mesela egoist neden sürpriz olmasın derseniz yani son yarışını kazandı ama 1.40'lık bir en iyi dereceye sahip olan bir safkan burada gelip şimdi mesela hani King Falcon'u geçecek efendime söyleyeyim burada Zaldır'ı geçecek. Team Master, Cecil Hanım. Ya bütün safkanları burada geçmesi lazım. Ve bu hani çok zor gözüküyor. Hani geçen yarışını evet egoist kazanmış olabilir ama şimdi o yarışta bu yarış bir değil. Haliyle de e, ona göre bir düşünmekte fayda var. E, diğer safkanlar için de belirttiğim şey aynı geçerlidir. Ben o zaman hani yine Zaldır'ı özellikle söylemeyeyim. King Falcon arkası bir tane at diyelim o zaman. Ben ama Zaldır'ı öneririm sürpriz olarak. Güzel olabilir gelirse diye. Geçelim 6. koşuya Hitit koşusu. 6 safkanın start alacağı açık 3. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre Çin pistte koşulacak arkadaşlar. Bu koşu. Şimdi burada 3 numaralı safkan hemen gözümüze çarpan isim. Ahmet Çelik'in bineceği Mystic Power. Bu safkanı kesinlikle yazıyoruz arkadaşlar. Son 6 yarışında 2-3-2-1-1-3 şeklinde gelmiş olan 35 günlük güzel bir dinlenme aralığıyla birlikte tam bir açık yarış atı dinlenme süresi. E, Safkan hazır vaziyette gelecek buraya. E, gayet iyi bir şekilde dinlenmiş, idmanlarını yapmış. 2 yaşında bir İngiliz'e e, ne yakışırsa tam olarak ona göre hazırlanmış vaziyette gelecek olan 3 numaralı Mystic Power. E, kulaklık, dil starta kadar kapalı gözlük ve göz koruyucuyla getirilecek olan Safkan... Bizim buradaki ilk tercihimiz hem de tek önerimizdir. Tek isteyenler bu ismi tek geçsinler. Ee, yanına at düşünenler için e, açıkçası arkadaşlar bir numaralı Final Drive, iki numaralı Gökdenizim özellikle ön plana çıkacaktır. Ee, ama burada yalnızca iki yarış koşmuş olan e, Panagia ve Zorro var. 4 ve 6 numaralı safkalar Bunlar da iki yarışı da kazanmış isimler. Hani burada gelip kazanırlarsa e, çok da sürpriz olmaz arkadaşlar bunu belirteyim. Ee, biz o yüzden burada 3 numaralı Mystic Power diyoruz. Yanına beğendiğiniz bir isim varsa koşu stilini onu yazın. Yoksa 3 numara tektir. Ee, böyle belirteyim. 7. koşuya geçelim. 7 safkanın start alacağı Handicap 17 3 yaşlı İngilizler 1900 metre Çin pistte koşulacak yarış. Arkadaşlar burada bizim tercih edeceğimiz ilk safkan son 2 yarışını kazanmış olan e, Neurosurgeon olacak. 5 numaralı Neurosurgeon Arkadaşlar bu safkan 2 5 5, 5 1, 1 şeklinde geliyor. Bu ismi ilk olarak önereceğiz. Ee, son koşusunda e, kazanan Kandoit belirttiğimiz safganlardan birisiydi. Son yarışta 9 gün evvel well start alıp kazandı. E, 6 yarıştır o da tabela yapıyor. Onu da mutlaka düşünelim. Bu ikiliyi yazdık. Daha fazla at yazmak istiyorum buraya diyenler için. İyi e, iyi derecesiyle birlikte güzel handikap puanıyla birlikte bir numaralı dinamit power önerilebilir arkadaşlar. Bunu da bu şekilde belirteyim. Tabi diğer safkanlarda hani kötü isimler yok burada arkadaşlar. Gayet güzel bir mücadele olacak. Ee, burada Dikkat etmekte fayda var bütün safkanlara. Ben 5 özellikle diyorum. Yanına da 4 kesinlikle bulunsun. 3. bir at isteyenler kendi kararınızı burada verin. 3. safkan olarak bir tercih yapacaksınız eğer. 8. koşuya geldik. 10 safkanın koşacağı meydan 3 yaşlı Araplar 1600 metre çim pistte boy gösterecekler. Burada arkadaşlar net bir favorimiz var. Gördüğünüz 5 numaralı dahi kız. Arkadaşlar bu safkan hem 53 kiloda koşacak. Güzel, çok güzel bir kilo hem de 6 yarıştır tabela yapıyor. 3 4 2 5 4 3 şeklinde gelmiş. En son bir hafta evvel 3. olmuş bir isim. Haliyle bu safkanı buraya yazacağız arkadaşlar. Yanına bir at yazmak isteyenler varsa iki isim e, özellikle ön planda burada, arka planda olanlardan e, altın numaralı Destansı ve Ekürler e, burada tercih edilebilirler arkadaşlar. E, Kafkaslı Fırtınası ve Kara özellikle Karahilal Hilal tabii ki formda olan safkan e, burada yazılabilir. Ama dediğim gibi ben açıkçası 5 numaralı dahi kızı tek görüyorum arkadaşlar. İsteyenler yanına e, bu diğer safkanlardan ilave yapabilirler. 9. koşuya geldik. 12 safkanın start alacağı handikap 15 4 yukarı Araplar 1200 metre çim pistte koşacaklar. Arkadaşlar burada benim size söyleyeceğim isim şurada gördüğünüz Nurettin Şen'in bineceği 7 numaralı Şintay olacak arkadaşlar. Şintay start aldığı 6 yarışın sadece sonuncusunda kompiste tabela dışı kaldı. Kalan 5 yarışta hep tabela yaptı. 1-4-3 düzeltiyorum bir de için pistli bir 6'cılığı var. Eee... 1, 4, 3, 6, 2 şeklinde gelmiş. iki kez tabela dışı kalmış olan Safkan. E, Çin pistteki start aldı. 5 yarışın 4'ünü de tabela yapmış. Birini kazanma başarısı sergilemiş. 8 gün evvel en son koşmuş bir isim. Burada güzel bir e, tercih olacaktır diye düşünüyorum bu Safkan. Açıkçası. Ee, yanına bir de e, böyle bir sürpriz daha sürpriz bir isim yazarsak belki e, bizim için güzel olabilir 10 numaralı Dumanoğlu gibi bir safkan mesela tercih edilebilir yine 53 kiloda son çim yarışını kazanmıştı ondan sonra bir kumda koştu kötü koştu ama önemli olan tabii çim performansı çünkü bu yarış çimde koşulacak neticede bizim için e, önemli olan kısım bu oluyor. Arkadaşlar burada bir safkan daha var. 6 numaralı Sardur. Bu safkan Akın Sözen ile start alacak. Dış start tercihli bir isim. Baktığımızda son koşusunun 3. oldu 9 günü evvel. Bu sebeple bu isme de dikkat etmekte fayda vardır diyorum. Geçelim bu şekilde arkadaşlar. Bu yarış programını burada bitireceğiz. Şimdi başka bir tercih yapmak istiyorsanız bu koşuyla ilgili... Hani yapabilirsiniz çünkü son koşu yatmak istemezsiniz diye düşünüyorum. Hani 12 safkan var. E, bu koşuda da yine belirttik zaten. Daha iyi kız ve dedik ekürler yazılabilir. Bu şekilde söyledik. Burada da kanduit ve neurosurgeon 4-5 dedik arkadaşlar. Burada da mystic power özellikle ön planda olacak. E, bunu belirttik. Burada king falcon ön planda yanına e, zaldır özellikle sürpriz olarak dedik yazılabilir. Burada da Uğur Tay ve Nurgül Can demiştik. Hemen böyle hatırlatmış olayım. burada da Strong Racer ya da Best of Fatoş ya da ikisi birden diye söyledik. İkinci koşuda da Dombra yanında Aybars veya Hunting dedik. İsteyenler Lucky Food'u yazabilir dedik. İlk koşuda da kesinlikle Kesvacan gün bulunsun. Hatta mümkünse tek atılabilir. Diye belirttik. Bu şekilde bu videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. İzmir videomuz da yayındadır. Onu da izleyebilirsiniz. Ee, kanalımıza yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yakın zamanda 1000 aboneyi de geçtik. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Daha fazla insanlara etki edeceğiz, yayılacağız diye düşünüyorum. Herkese de bol şanslar diliyorum.